Bu videomuzda Adobe Illustrator ve Photoshop arasındaki farklara değineceğiz. Özellikle Photoshop kullanmayı bilen ama Illustrator'a yeni başlayanların yaptığı birçok yanlış var. Örneğin Illustrator'da yapması gereken şeyleri Photoshop'ta yapmaya çalışırken Photoshop'ta yaptığı şeylerin aynısını da Illustrator'da deneyip istediği sonucu alamayanlar var. Bunun sebebi çok açık. Illustrator vektör tabanlı bir program. Photoshop ise piksel tabanlı bir program. Yani Photoshop, fotoğraf ve görsel düzenlemek için, Illustrator ise vektör obje oluşturmak için tasarlanmış bir program. Dilerseniz bu iki program arasındaki farklara birlikte göz atalım. Şu an Adobe Illustrator'da açık. Photoshop'a geçiş yapıyorum. Photoshop'um da açık. Photoshop'ta bir dosya oluşturuyorum. 1024 genişliğinde 768 piksel yüksekliğinde 72 DPI bir dosya oluşturuyorum. Illustrator'a geçiyorum ve Illustrator'da da aynı özelliklerde bir doküman oluşturuyorum. 1024 piksel genişliğinde 768 piksel yüksekliğinde 72 DPI yine aynı şekilde oluşturuyorum ve okay diyorum. Bir harf oluşturayım ben sahnenin ortasında F harfi ve bunu da yükseltiyorum. 250 Punto. 240 Punto indireyim. Sahneyi ortalıyorum. Myriad Pro. Ve Photoshop'ta da aynı işlemi yapacağım. 240 Punto. Öncelikle gördüğünüz gibi Illustrator'da 240 puntoda Myriad Pro fontuyla yazılmış yazı sahneye tam sığarken Photoshop'ta aynı özellik 240 punto Myriad Pro Regular sahneye sığmadı. Image, image Size kısmına geliyorum ve 72 dpi olduğunu burada görüyorum. Bunun sebebi Adobe Photoshop'ta 1024'de 768 piksel olmasına rağmen yazı vektör tabanlı bir yazı olduğu için 72 dpi yetersiz geldi. Elde küçültmek istiyorum ben bunu. Tam sığdıracağım. Şimdi şuna dikkat etmenizi rica ediyorum. Önce yazımı vektör formatına dönüştürüyorum ve Z tuşuna basarak zoom tool'u aktif edip V harfinin en köşesine olabildiğince yakınlaşıyorum. Artık en sonda Zoom tool'un büyütecinin artık bir yakınlaştırma ya da uzaklaştırma ibaresi yok. Gelebileceğim son nokta bu. Keskin hatlar olduğunu görüyorsunuz. Aynı şeyi Photoshop'ta yapacağım. En sona geldim, yaklaştım ve artık V harfindeki tüm pikselleri sayabilirim. 24. V harfinin köşesi soldan sağa 24 pikselmiş. Bu sayım işlemini Illustrator'da yapmam mümkün değil. Bir önceki videomuzda yani vektörün tanımını yaptığımız videoda hatırlayacağınız üzere vektörlerin bitmap tabanlı objeler olmadığını söylemiştik. Ancak bizim Photoshop'ta oluşturduğumuz yazılar vektör objeleri olduğu için bitmap tabanında bozulmaya uğradılar. Bir broşür tasarladığınızı varsayalım. Yatay A4 boyutunda olsun. Bu broşürün içerisinde ikonlar ve fotoğraflar kullanacaksınız. Aynı zamanda bolca yazınız var. Broşürünüzde kullanacağınız fotoğrafları Illustrator'da düzenleyemezsiniz. Illustrator'da ancak fotoğrafı vektör formatına dönüştürebilirsiniz. Ancak siz fotoğrafı direkt olarak kullanmak istiyorsanız Photoshop'ta önce fotoğrafı broşürde kullanacağınız formata getirmeli ölçüleri belirlemeli, rütür işlemlerini yapmalı, kaydettikten sonra Illustrator'a atıp broşürün mizampaş ve ikon tasarım kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Bana en çok gelen sorulardan biri şu. Photoshop'ta bir logo tasarımı yaptım. Ancak bunu baskıya gönderdiğim zaman logom kötü görünüyor. Hazırlamış olduğunuz logo vektör formatlı olduğu için sizin 1024'e 768 ya da 1000'e 1000 veya 2000'e 2000, e 2000 Kaldı ki bunlar bile hala küçük çözünürlüklü bir logo tasarımı için baskıya gidecek bir logo tasarımını düşünecek olursak bunlar düşük çözünürlükler. Ve sizin logonuz da vektör tabanlı olduğu için deformasyonu oldukça normal. Photoshop'ta ne yapılır, ne yapılmaz? Illustrator'da ne yapılır, ne yapılmaz? Sıralamaya geçmeden önce ufak bir not belirteyim. Yapılmaz diye bir şey yok. Photoshop'ta her şeyi yapabilirsiniz. Photoshop'un ucu bucağı yok. Photoshop'taki tek sınır sizsiniz. Yapamazsınız diyorum. Ancak şunu şöyle belirtmek istiyorum. Bunu yapabilirsiniz. Ancak kullanımında sorun yaşayacaksınız. Ayrıca Photoshop'un ve de Illustrator'ın doğasına aykırı olan çalışmalar yapmanız doğal olarak size kullanımında yanlış sonuçlar çıkartacaktır. Adobe Photoshop'ta genel olarak logo tasarımı yapılmaz. Yapılmamaya özen gösterilmeli yazılı bir çalışma yapıyorsanız, bu bir broşür olabilir, katalog olabilir, dergi sayfası tasarımı olabilir ya da kitap tasarımı olabilir. Asla ama asla yazıları Photoshop'ta hazırlamamalısınız. Yazıları Photoshop'ta hazırlamanız durumunda, daha önceki videomuzda da bahsettiğimiz gibi, sizler dosyayı export ettiğiniz zaman, sahnedeki yazı dosyaları yani vektör objeleri birer bitmap haline dönüştürülecek. Bu olduğu zaman yazılar dağılacak ve okunamaz hale gelecek. 9 punto küçüklüğünde bir yazıyı export almanız durumunda yazı bulanık ve dağılmış halde olur. Bu gerçekten istemeyeceğiniz bir sonuçtur. Pen tool veya Brush Tool aracılığıyla Photoshop'ta karakter çizimi yapabilirsiniz. Ancak bir karakter tasarımı yapacağınızı varsayalım ve bunu animasyon çalışmasında kullanacaksınız. Kullanacağınız animasyonda bu objeye fiziksel olarak hareket verdireceğiniz için pikseller tekrardan deformasyona uğrayacaklar. Bu nedenle olabildiğince karakter tasarımını Illustrator'da yapmanız sizin yararınız olacaktır. Photoshop ve Illustrator aynı gibi gözükse de birbirinden çok farklı programlar. Ancak kullanım amaçları ve yaratılış amaçları çok farklı. Bunları biliyor olmanız ve farklılıklarına dikkat ediyor olmanız yapacağınız işlerde hayat kurtarıcı etmenler. Illustrator'da ne yapılmaz? Photoshop'ta gerçekleştirmiş olduğunuz fotoğraf üzerindeki renk ışık ayarlamalarını Illustrator'da yapamazsınız. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta daha var. Adobe Illustrator bitmap tabanlı bir program olmayışı sahnesinde de bitmap kullanamayacağınız anlamına gelmez. Sadece sahnesinde bitmap işleyemezsiniz. Bitmap konusunda da yapabileceğiniz işlemlerin sayısı oldukça az. Illustrator'ı amacına uygun kullanmak ve özellikle sektörde en çok tercih edilen programlardan biri olduğunu unutmayın. Bu videomuzda Kısaca Illustrator ve Photoshop arasındaki farklara değindik. Bir sonraki videoda ise genel arayüz mantığına değineceğiz.